Adam 6 ay önce ölmüş, bizi kandırmış. Sen orada yoktun değil mi? Uyuz Belki herif. hareket Önce onu Geç kurtarıp sen, sonra oynadın ki, ülkeyi ben bunu niye kurtaracağım. söylüyorum? Tamam ama önce kurtarma faslını halledelim. Ne yapmaya çalışıyor? Yani onca şeyden sonra... Gitmedi mi? Bulalım şunu. Libertaria günlüğü. Christopher Exley, 24 Ocak 1718. Yeni hayatım bugün başlıyor. Libertaria'nın kumsallarına ayak basmış birisi olarak artık özgürüm. Kasabalar yaşama gücü ve gayreti içinde yaşayan ve çalışan erkeklere ve kadınlara dolu. Malların gemilerden alınıp koloniye yollanmak için hazırlanışını izledim. O yüksek tepelere. New Demo'nun o muhteşem malikanelerini gözlemledim. Çok büyük bir neşe içerisindeyim. Bu mekan bizimle alay eden ve bizi bastıranlara, ailelerimize, soylularımıza, otoritelere, krala bir tokat teninde olsun. Dünyanın geriye kalanı için ideal bir topluluk kurup eski yaşantılarımızın zincirlerinden kurtularak kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Gördük. Irzınıza geçmişler. İşte her şey yeniden başlamak için bir fırsat. Tanrı ve özgürlük için. Demiş. Sonra ölmüş. Geldim. Hey, duvarı bununla aşabiliriz. Hadi hadi. Yardım edin ama. Böyle olmaz. Tek başıma uğraşıyorum şu Tamam, geldik. Hazır mısınız? İyi de bu gene kayar ki geriye. Hadi. Tamam. Gördünüz mü? Bu böyle olmayacak. Net git. Hayır, tutun. Git. Lanet. Hadi. Lanet olsun. Söylesenize, şimdi nasıl çıkacağız oraya? Yeterli vaktimiz yok. Nate? Nate? Hayır. Tek başına asla olmaz. Bak, hemen dönerim, tamam mı? Bak, kavga etmeden mümkün değil, bırakmayacağım. Kavga ederim o zaman. Ama her halükarda onu geri getireceğim. Uçağı mümkün olduğunca daha yanaştır sen, tamam mı? Ve hızlı bir kaçışa hazırla. Ben sokmadım. Başka türlüsü var da sanki. Oyun kendi kendine girdi. Bu hiç adil değil. Ha? Bulaşıkları diyorum. Bir sen bir ben de. Geri dönmemeyi aklından bile geçirme. Seni seviyorum. Evet, haklı. Ben de seni kovboy. Oğlum çok uzun ismin var la. Ben sana Kazo diyeceğim. Kazo hoş geldin. Çünkü araç söyledi. Araç içlerinde melon gibi taraya taraya. Ya onu ben de anlamadım. Ben hiçbir şey yapmadım oyuna. Hey, bu da ne böyle? Ayak izleri. Sam! Ah kahretsin ya. Şimdiye bayağı uzaklaşmıştır. O korkunç dağa gidip Sam'i alacağım ve buradan toz olacağız. Evet. Tabii tabii. Tüm bunlara gülüyor olacağız. Biz de yedik.
İzler burada bitiyor. Hadi ama ne tarafa gitmiş bu? Cidden. Cidden mi? Halbuki güzel dönmüşüm işte, ya. Yine iz üstündeyim. Lan kardeşim hızımı almışım zaten işte. Atsana beni oraya. Bak ya. İlla böyle bir defa bir ileri geri gitmek gerekiyor ya. Hadi lan. Bak kardeşim şu tarafa normalde senin atlayabilmen lazım. Bak şimdi hızlanıyoruz. Şu mesafede senin oraya uçman gerekiyor. Bir defa aşağı uçuyor. İzler. Tamam düşüp ölmediğine göre. Ama seni ben öldüreceğim. Tamam. Bu da ne? Yeni izler. İçeri giriyoruz. Hey Sam! Herif koştura koştura gidiyor. Niye Sam diyorsun ki? Kesin var ya böyle bir yerden düşerken sonra da gelip elimi tutacak. Rafe ile Nadine seni öldürmediyse ben öldürebilirim. Temiz. Kaplumbağa kaçtı.
Sesi falan yankılanıyor la. Çok güzel. Nereden gidiyoruz? Sağa sol. Ah tanrım, göründüğünden çok daha zordu. Ben Tomb Raider gibi hissediyorum ya. Sağ. Çık. Çık oğlum oraya. Hah. Oldu. Nasıl yaptım bilmiyorum ama oldu. Yem orada. O gemi var ya, sağlam gibi gözüküyor. Bir çıkarsak o gemiyle gideriz. Sağ tarafa doğru niye atlamıyor bu? İyi korkmuyor böyle. Asırken falan. Bu mu? Ya yok ya bu. Burası pek bir şey değil. Daha neler neler oldu da. Karakter bana mısın demiyor. Şöyle fotoğraf çekeyim de. Bu böyle son bölüm mü olur? Daha uzar mı bilmiyorum. Kapak fotoğrafı yaparım. Tamam. Olmaz. Hırpayı atlattık. Buradan suya atlasam var ya. Beton etkisine ölür herhalde. Sanırım buradan ineceğim. Ay. Sanırım buradan ineceğim. Canım, hadi aman. İyi, bir şey olmadı. Sen de mi böyle geldin Sam? Zannetmiyorum böyle geldiğini. Islanmadan inmiştir. Biz i̇şte kırdık ne varsa. Sümük değil de daha çok bok çuvalı gibi düştüm ya. Burada bir delik var. Deliği oraya mı çalışıyorsun? İşiniz bitti mi? Bu sondu hanımefendi. Güzel.
Çabuk olursak diğerlerine yetişiriz. Almışlar hazineyi. Sam lanet olası teknemizi çaldı. Evren'in gemisine gidiyor, hadi. Boş ver onu. Bu kadar. Bu kadar mı? Adamlarımın çoğu öldü Rafe. Kalanlar da çoktan kaçtı. Şunu görüyor musun? Sona geldik artık. Sona geldik. Senin o manyak korsanın mağarayı tuzakla doldurmuş. Onun gemisine ayak basma. Nadine, şimdi bu işi bırakıp gidersen ölen adamlar ve bugüne kadar yaptığımız her şey boşa gidecek. Burada milyonlar değerinde altınımız var. Bu ve hayatta olmamız yeter bence. Adamlarının seni niye terk ettiği belli. Anlayamadım. Beni iyi dinle. Tarih yazmamıza ramak kaldı. Sen bir gıdım şeyle gideceksin. Sam'in o gemiden alacağının binde biri. O gemiden sağ çıkabilirse alsın. Çünkü hak etmiş olur. Ben sudan çıkmadım ki daha. Yani senin aksine. Bu başka birisi. Bak şimdi. Tüm gün burada durup hakaret ederiz ya da başladığımız şeyi... Bitiririz değil mi? Özür dilerim. Evet. Bunlar paralı asker Nadine. Sadakatleri satılıktır. Yani kazanılmaz. Hadi ama... Seçenekler şunlar. Ya birlikte bitiririz ya da bu iş burada biter. Gidip tarih yazalım. İşte tabii. Bu. Önden buyur. Bak biz hala sudayız. Japon balığı mı? Ben niye Japon balığı alıyorum? Bakalım bize ne hazırlamışsın kaptan. Hadi bakalım. Ben daha çok balon balığıyım. Ah siktir. Ya yüzmeyi çok seviyorum ya. Nereden gidiyoruz? Sam! Ya Sam diyorsun da aşağı nerede ineceğiz? Ha burada. Anasını satayım. Dedi mi bari? What the? Şuradan bir kutu alıp eve götürebilsem keşke. Ah,
Merhaba Nate. Sam nerede? Aa, o burada. Sam? Sakin ol, kardeşin yaşıyor. Salak, hepimizi öldürtüyordu. Onu çıkarıyorum buradan. Hayır, çıkarmıyorsun. Bir esti var da. Reyf, al hazine senin olsun, tamam mı? Bırak kardeşimi kurtarayım. Yaptığı onca şeyden sonra. Asalete bak. Ama olmaz. Burada böyle beklersek hepimiz öleceğiz. Bunu mu istiyorsun? Öyle demedim. Ne diyorsun Nadin? Seni ayakta görmek güzel. Bir iyilik yapıp Nate'in silahını alsana. Bence kız da benden tarafa dönecek. Ona güvenebileceğine emin misin? Ha? Seni ilgilendirmez. Aramızı karıştırmaya çalışma. Nate, biz Nadine'le ortağız. Ben ortağımı aldatmam. Şuraya geç. Sen ve kardeşinse en başından beri cömertliğimi kullandınız. Beni devre dışı bırakmaya çalıştınız. Ne yapıyorsun sen? Şimdi de sen silahını ver. Nadine. Bir kez daha sormayacağım. Ya. Bu yaptığın çok büyük bir aptallık. Saçmalama. Şuraya bak. Nadine yeter. Yüce tanrım. Bak dedim. Tamam, sadece bir iki iskelet. Ne olmuş yani? Ben sizin kadar tarihten anlamam. Ama o ikisinin kim olduğunu iyi biliyorum. Tamam, söyle o zaman. Ever ve Tüv bunlar. Birbirlerini öldürmüşler. Hı. İyi olmuş. Ne var bunda? Bu hazineye kafayı takan herkes hak ettiğini bulur. Nasıl yani? Bizi ölüme mi terk ediyorsun? Aa, ben gidiyorum. Ölüp ölmemeniz umurumda değil. Nadine! Bekle! Görüşürüz Rey. Nadine! Nadine! Şu lanet olası kapıyı aç hemen! Rey, gitti artık. Hadi yardım et de çıkabilelim buradan. Hayır. Hayır, olamaz. Hayır. Sen Sam için yardım et. Ben de kapıya el atayım. Hayır, şu anda bu altınların hiçbirinden zevk almam mümkün değil. Çünkü sen ve o beş para etmez kardeşin hala hayattasınız. Sadece el bomba var bende. El bombası var. Nate, kapa şu çeneni. Delilik bu senin için bile. Delilik mi istiyor? Nathan Drake bir deli ve onun koca ordusunun peşinden Şambala'ya girdi. Aman tanrım. Nathan Drake, Rubicali çölünün ortasında kayıp bir şehir buldu. Ah kahretsin. Hadi buradan birlikte çıkabiliriz. Nathan Drake efsanevi Eldorado'yu buldu. Hadi ama Rey, yeter! Nathan Drake bir efsane. Bunu bana söyleyen adamı vurmuştum, biliyor musun? Rey, hadi. Beni pek sevmiyorsun, tamam ama yapma. O kadar şanına rağmen Nate, hiçbir şeyin yok. Lan Tom'daki kılıcı çek! Hiçsin. Yoluma çıkma diye seni uyarmıştım. Ben Avery'i bulmak için elimdeki her şeyi feda ettim. İki tane beceriksiz hırsızın, bunak bir düzenbazın, İşi bitmiş bir gazetecinin hepsini almasına izin vermem. Yeter! Ne? Şimdi Tom'la Edward oldular. O kadar önemsiyorsan arkadan onları da gönder. Angard götürün. İşte böyle. Oh!
olur. Hadi. Gel gel gel. Gel buraya gel. Hadi ney? Acıttı mı? Gel. Sakın kıpırdama. Ne bir yerlere geçiyor. Ne oldu lan? Öl artık. Tamam. Bu biraz acı tabii. Geç. Oo, gitti. Göbüşünü kestik. Gel hadi. Fena deşti benim var ya. Herifin son hareketleri iyice karıştı ya, sağ sol. Adamlar eleye döndüler, hala yıkılmadılar. Kes. O kadar az daha mı öldürüyoruz? Bir şunu öldüremiyoruz. Beni yendin. Biliyor musun Nate? O gösterişin altında büyüklük hayalleri olan küçük, üzgün bir çocuksun sadece. Bu arada Yeskrim'de boktansın.
Elveda Nathan Drake. Nathan! Pes etmeyi bilmiyorsun değil mi? Çok güzel. Kolay olmasın zaten. Kolay geldi bana. Ne istediyse. Yani bunda her şey. Aa, bu ne lan? Ölü adamın sandığındaki şey gibi. Sapla o gri kalbine. Hazineyi mi istiyorsun Reif? Hepsi senin olsun. Bir daha dene. Olmuyor. Bir daha dene. Olmuyor. Hadi. Lanet. Dinle. Tek istediğim hazineyi birlikte bulmaktı. Hayır. Başardık. Başardık kardeşim, tamam mı? Sorun değil. Hayır, başka bir yol olmalı. Nathan, Nathan. Gitmen lazım. Gitmen lazım. Olmalı. Hadi Nathan, kurtulduğunu görmem lazım. Nathan, burası havaya uçacak, hadi. İşte, buldum. Ne yaptın? Lan bana. Sen başını aşağıda tut. Zeka küpüyüz ya. Senin manyak herif. Hadi bakalım. Yalnız var ya, hazine suya batacak ya, çok derin de değildir bura. Çıkış yolumuz Nathan. Gel. Hadi devam et. Buraya sonra gelip bir gemiyle var ya, bunların hepsini toplayacaksın aslında. Yok artık. Onları buldum. Neredesiniz? Buradayız. Natalie miydi o diğer kadının ismi? Ona da davetiye çıkarıyorsun şu an. Tüm paralar oranın altta kaldı. Ya büyük bir gemi yaklaştırsalar oraya, tamam mı? Dalgıç kıyafeti filan. Her şeyi aldın mı? Her türlü evet, alınır yani oradan birçok şey. Unuttuğum bir şey varsa da onları satabilirsin Salih. Seni evine bırakabilirim istersen. Son birkaç günden sonra içki servisi ve şöyle rahat koltukları olan bir uçak iyi gider. Artı bizim konuşacak bazı şeylerimiz var. Evet öyle. Ve bir daha gece yarısı son kez diye beni sakın aramaya kalkma. Söz. Teşekkürler sana. Güle güle evlat. Arayı açma olur mu? Gelecek sefere biralar benden.
Bunu sana hatırlatırım. Ve sonra tavşan bir şekilde kaçıyor ve müdürün yatağına küçük tavşan sürprizleri bırakıyor. İğrenç. Ne anlatıyorsun sen? Senin küçük sihir numaralarını. Ah, pislik. Sahne adın neydi? Hadi söyle. Yüce Nate. Yüce Nate. Komik değil, gayet mantıklı. Ona göre gerçekten bayağı iyi. Seninle tanışmak güzel bir tecrübeydi. El mi sıkışacağız? Evet, pek. Düzgün veda edelim kardeşim. Hey, bu man kafaya sahip çık, tamam mı? Evet, tamam. Ben de birazdan geliyorum. Tamam. Ondan hoşlandım. Tanrı yardımcısı olsun, sana çok aşık gibi. Öyle değil mi? Ben bu Sam'i tanıyorsam tekneyle gider oraya. Çok sağ ol ama böyle iyiyim. Tamam ama bak, biz bu konuyu Elena ile konuştuk için rahat ol. Ondan değil. Biraz ondan dolayı. Ha. Tamam ama... Aslında şöyle. Düşündüm de evrenin hazinesini bulunca bu bana... Bu bana yeterdi. Ha. Tersine biraz... İçimde bir şey hissetmeye başladım sanki... Boşluk diye. Evet. Sonraki macera ne kadar heyecanlı olursa olsun... Sonunda hep içinde aynı hisle kalıyorsun. Bazen neyi bırakıp neyle devam edeceğini karar vermen gerekiyor. Şey, bence daha oraya gelmedim. Ve ayrıca benden birkaç antik şehir öndesin ve beni geçmene göz yumamam. Sana birkaç tane bıraktım. Abla bu teve ölürdü sen orada. Ha işte, aracımız da geldi. Evet. Sam, nerelere geldik? Evet öyle kardeşim. Gabriel. Bak benim yapmayacağım şeyler yapma, tamam mı? Hadi oradan yürü. Ateşin var mı? Evet. Victor, sen ne yapacaksın? Hı? Bu, evet, bu işe başlamadan önce. Nasıl desem bir takım değişik işlerle uğraşıyordum. Bir takım demek. Hı. Tehlikeli mi? Bu insanlarla evet. Hep öyle olur. Şey, birini tanıyorum galiba. Hapisten yeni çıktı. Böyle bir iş için ideal adam olabilir. Bilemiyorum. Güvenilir biri midir? Sayılır. Portekizcesi nasıl? Quando seu marido volta para casa? Bu ne demek? Kocan ne zaman eve dönüyor? İş görür. Hadi gel. Hey, bu prolardan daha var mı? Şansını zorlama. Lan profesör niye gözüküyorsun? Hey günaydın. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Tamam dinliyorum. Neler oluyor? Büyük bir sözleşme mi imzaladık? Daha iyisi. James'ın marini satmak üzereyim dostum. Şaka yapıyorsun. Evet. Vay be. Peki o zaman tebriklerimi iletebilirim yani. Şey henüz erken ama onun da sırasının geleceğinden eminim. Sıkı pazarlık yaptılar. Ama pazarlığın sonunda da bir orta yola vardık sanıyorum. Bu harika. Evet. Kalacak mısın peki? Hayır. Sanırım gidip biraz dinleneceğim. Ailemle takılıp balık tutmaya filan gideceğim. Senin için sevindim. Bu mekanı satın alacak olan enayi kimmiş? Sensin. Ne? Hayır ciddiyim ben. Evet cidden. Bekle Jameson. Bekler misin bir? Günaydın beyler. Burada ne yapıyorsun?
Son bir bakış atarım diye düşündüm. Eşine anahtarları verdim tam bile. Tam bir şey bu. Mükemmel. Gerçekten mi? Evet. Kız var ya, hazineden biraz getirdi bence. Oraya olarak akıllıca bir yatırım yapacaksın. Doğru olanı yap. Karar verince ara. Anlaştık. Selam. Selam. Sen cidden James'in Marine'i mi alıyorsun? Biz James'in Marine'i alıyoruz. Ha. Tamam. Hangi parayla? Nasıl? Neden? Çünkü Malezya açıklarındaki bir atık çıkarma işine dair dedikodular duyunca yakalanırız dedim. Hayır, tatlım bak. Libertalia'dan postu zor kurtardık zaten. Evet. Elena, yasa dışı bir iş almak mı? Bunun sonunu sen de biliyorsun. Kim yasa dışı dedi ki? Bak. Bu sabah geldi. Yasal mı bu? Evet. Eski bağlantılarım Malezya'da çalışma izni almak için hünerlerini konuşturdu. Harika oldu. Rüşvete bile gerek kalmadı. Bu güzel bak. Çünkü bütün bunları karşılayabilmemiz nasıl mümkün olur hiç bilmiyorum. İşte. Elini uzat. Ne? Bana elini uzat. Hadi. Kesin var ya. Hazineden bir şeyler gondikledi bu. Yok artık. Evet. Nereden çıktı bu? Ceketimin cebindeymiş. Bir sürü vardı yani. Bir sürü mü? Sam. Sizi herifin teki. Evet. Sen vermiş. Tabii çoğunu buradaki girişimimize harcamalıyız. Yeni kamera ekipmanı falan işte. Kamera ekipmanı mı? Evet. Dalıp yeni yükler çıkarmaya başladıkça küçük bir ekiple falan anlaşıp her şeyi kayda alarak eski şovumu canlandırırız. Hani ne oldu bizim şu sıradan hayat hayalimize? Düşünüyorum da normal bir yaşam sürme çabamız biraz fazla kaçtı. Dinle. Ben o adadayken gerçekten macerayı özledim. Bizi özledim. Tamam gidin şimdi işte. Sevdiğimiz şeyi yapma şansımız var. Ama bugünden sonra yasalara göre hareket edeceğiz, tamam mı? Ve çekimleri de ben yapacağım. Tabii ki o çok pahalı kameramla. Sam nereye gitti? Hepsini baştan sona planladın değil mi? Az çok. Ama bak dinle. İstediğin an hepsini bırakabiliriz. Ne? Hayır, 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 hayır. James'in erken emekliliğini bir çırpıda mahveden adam olmak istemiyorum. Bu zalimce olurdu. Tabii ki. Hiç kolay olmayacak. Hiçbir şey o kadar kolay değil. Ne diyorsun Nathan Drake? Tabii ki elbette. Evrak işleriyle uğraşmadığım sürece sorun yok. Ama ben de yapamam. Ellerim kamerayla dolu olacak. Ben de dalış işleriyle uğraşıyor olacağım. Tamam, Semek gitleyin işte. Peki, sırayla o zaman. Tamam. Ya da bunun için kapışırız. Cidden mi? Hayır bak, kendimi geliştiriyorum. Usulaşıyorum. Hayır. Eskisine göre el ve gözüm çok daha iyi. Cidden. Bunu sana tekrar yapamam. Oynamaktan korkuyorsun. Hayır, asla korkmuyorum. Bu korkunu ölçmeye kalksak 10 üzerinden kaç eder? 3 gibi. O zaman bence gel sen onu 11 yap. Tamam mı? 11. Çünkü canını okuyacağım. Öyle mi? Evet. Bak bak bak. Ha peki. Bu. Bak 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 bak. Tamam. Güzel. Anlaştık. Ya hayır ya. Ya joystickle götüttürmüyor. Zor bu ya. Damla'ya versen bunu çok güzel oynar ya.
Ya joystick'le oynamama izin verse. Saldırı dönme tuşu ne klavyede? Kızlarım oldu lan. Nerede bunlar? Klasiklerden. Oğlum ne ara kızlar oldu? Çok iyi. Toparlasam iyi olacak galiba. Sonra. Anne. Baba. Millet. Hey. Seni ısırırım çocuk. Ay, havalı. Bunu annemden yine ödünç almalıyım. Öpecik. Ah, uyu tabii, yat. Galiba bizi terk ettiler. Hı. Mama mı istiyorsun? Tamam. Ama başka yok bak. Bir tane daha ver ya. Bir tane daha verelim.
Sen ne yapıyorsun kız? Bu kadar yeter, başka yok. Yazmış. Ha, kalabalık süper. Bir. Sen ve Sally geliyormuş. Kalabalık bir Havana sokağında ufak bir kafede oturmuş. Muhtemelen hayatımda içtiğim en iyi espresso içiyoruz. İş yok. Peşimizde kovalayan yok. Emeklilik gerçekten garip. Güzel ama garip. Sam ona söyle de biz gelmeden önce dolabı doğru dürüst birerlere doldursun diyor. Onun sözleri benim değil. Sam sana iddiaya kaybettiğini hatırlatmamı istiyor. 12 aydır hiç pro içmedim. Ve bir de Küba'dayım anasını satayım. İşte bende durumlar böyle. Neyse. Hanımlara selamımızı ilet. Kasiyede tavlayı hazırlamasını söyle. Bir maç daha istiyorum. Ekibi birkaç hafta sonra görmek için sabırsınız. Dostum Victor. Dolaba bakalım. Gel bakalım buraya. Dolapta bira yok. Bitmedi ya. Daha DLC var. Hey. Gitti bile afacan. Oğlum bunlar evi nereye kurmuş? What the? Geriye sadece bizim ekip kalıyor. Yok artık. Çok iyi lan. Elektrik falan da var mı bunların? Tabii ki de var. Kablo var orada. Burası da temiz. Tamam. Öyleyse bekleyelim. Aşırı iyi abi. Böyle bir yerde yaşa. Fiberin olsun. Vay. Güzel temizlemişsiniz. Evet, bunda Sally ile takılıyorduk. Aa, bu kesinlikle en sevdiğim kazıydı. Bu ne? Bunu çok iyi hatırlıyorum. Nasıl da genç ve neşeliler. Aga be. Ula ne? O taraf odası mı? Oğlum bu adam zaten yaşlıydı. Kadın çökmüş, adam hala aynı. İksir hoş geldin, aleykümselam. Burada ne saklıyorsunuz? Komikmiş. Anahtarlarını unutmuş. Anahtarlarını unutmuş. Ya. Kesin olmayacak. Kesin olmayacak. Bir dakika. Babasının kızı. Haydi. Bunun ne olduğunu anlatmaya başlasak gün biter ya. Biraz garip. Ve havalı da.
Eski evdeki şeyleri buraya koymuşlar. İspanyol sikkesi. Ama nereden? En iyisini aşağıya mı koydunuz? Korsan sikkesi. Evrenin nişanına benziyor. Bekle, bu Evrenin nişanı mı? Haydi. Yoksa bu bir mermi deliği mi? Bunun şey vardı, çizdiği defteri vardı. O değil miydi o ya? Bilemiyorum. Reçine mi? Ne ki? Garip. On altıncı yüzyıl. Bu nereden acaba? Selam. Büyük annesinin gülünü. Etme etme, girme o işlere. Ay. Aman tanrım. Ya bunu okumamıza gerek bile yok aslında. Daha önce okuduk çünkü. Geçebiliyor muyuz? Vay. Henry Avery. Gunsway vurgunu. Ne? Avery'nin hazinesini mi arıyordunuz? Ey yavrum bey. Dur öbür tarafa. Bir daha çevir. Olamaz. Babam mı bu? Tabii ki de. Ya öf, joystick hep yanlış yere basıyorum. Dur. Bu taraf. Sig Barbis Magna. Büyüklük küçük başlangıçlardan gelir. Ha. Bu da ne böyle? Neler oluyor ya? Hazineler. Olamaz. Lanet olsun. Hey, işte buradasın. Merhaba. Ben de seni arıyordum. Burada. O saçlar beyazlamış biraz. Size arıyordum. Hadi tekneyi yükledik, hazırız. Güzel, ben de birazdan yanınızda olurum. Neden? Ben sadece şey... Ne oluyor Cassie? Tamam. Kızmak yok. Hey, kızmak yok dedim ama. Anahtarlar. Kendiniz anahtarı burada unutuyorsunuz. Ondan sonra çocuğa kızıyorsun. Ne gördün bakalım? Hiçbir şey görmedim. Sadece şey, Sally ile fotoğraflarınızı. Bir de İspanyol hazinesi gibi bir şey. Bir de tüfek vardı. Evet. Söylesene, bir ordu kadar adam öldürdüm diye. Bunun olacağı belliydi. Belki de onu anlatmalıyız. Ama henüz hazır değil. Neye hazır değilim? Gördüğüm tüm o manyaklığa mı? Kibar ol biraz. Evet, kibarca. Pardon. Kusura bakmayın ama dolapta iskelet saklıyormuşsunuz. Yani en azından gümüş bir kafatası olduğu kesin. Bak, buna hazır olduğumu sanmıyorum. Gerçekten. Nate, konuşma vakti geldi. Evet, bence de konuşma vakti. Bir dakika, ne konuşmasından bahsediyorsunuz? O daha bir çocuk. Sam'le sen bu işlere girdiğinizde daha ufaktınız. Bu daha farklı, bunu sen de biliyorsun. Tamam bakın, geçmişte bir takım karanlık işler çevirdiyseniz tamam. Ama ben bunları öğrenecek kadar da büyüdüm değil mi? Büyüdün mü? Kaç yaşındaydın sen? Ha, komik. Anne. Peki hala. Bir deneyelim bakalım. Benim için her şey bu adamın beni arayıp dev keşif adıyla bir haber için çağırmasıyla başladı. Telefonda sesi sahtekara benziyor. Evet, ama yakışıklı.
bir sahtekar. Hayır. Henüz tanışmamıştık. Ha, biliyordu. Biliyordu. Sahtekar dedi ki, Gezi'yi karşılarsan sana Sir Francis'in tabutunu veririm. Ki hatırlatmak isterim, kesinlikle buldum ve verdim. Tabii, kesinlikle. Bizi de Endonezyalı korsanların eline verdi. Ya hadi ama, o işte bir alakam olmadığını tamam, biliyorsun. Tamam, çocuklar. Durun biraz. Siz Sir Francis Drake'in tabutunu buldunuz. Bütün bunlardan sonra da korsanların saldırısına uğradınız. Haklı mıyım? Evet, aynen öyleydi. Hadi be! Kibarca. Olamaz. Daha iyi. Pekala, devam edin o zaman. Bak ne diyeceğim. Güneş doğdu. Tekne hazır. Rüzgar da bizle. Hikayenin devamını mı istiyorsun? Teknede anlatalım öyleyse. Hadi. Bir dakika. Francis Drake nasıldı peki? Çürümüş müydü? İşin doğrusu tabutunda yoktu. Evet, sadece günlüğü ve bir harita vardı. El Dorado Maki. Yani altın şehir mi? Efsane öyle. Ama alışılan sadece bir heykelmiş o. Hem de lanetli. Yok artık, ciddi misin? Evet, cidden. Ama ona sonra döneriz. İşte o harita bize Amazon tam ortaya yönetiyordu. Oğlum böyle annem baban olsa sabah akşam hikaye dinlersin. Yalnız bir şey fark ettim. Çocuğun küçüklüğü Sam'in büyüklüğüne benziyor. Sam'in küçüklüğü de bizimkinin büyük haline benziyor. Şerefsizler, çok güzel oyun yapmışlar. Buraya geçemiyor muyum? Kesin buradaki müziklerin telif yiyeceğim. Buraya geçemiyoruz herhalde. Bonus ne lan? He. Evan Cook. Abi kesin. Kesin giderim ya. Deli misin sen? Burası ne kadar uzun acaba? Ya bir kredi var mı? Hadi geç ya, ne olur. Bir dakika, sen devam et abi, sen niye duruyorsun? Ya altta... Atmıyorum altta, ben. Durmuş. DS'de neyin hikayesi var acaba? Gireceğim DLC'ye de gireceğim. Şu sonuna bir bakayım da. Bilmiyorum şu an ne olduğunu. Arthur Morgan. Kaç bin kişi çalıştırdınız bu oyunda ya?
Gözlük yeni mi? He evet. Alışamadım hala. Bilgisayar için ya sadece. Normal şey değil, dereceli değil. Teşekkür ederim. Yeter artık. Burada kaldı bu. Ana ekrana döneceğim. Kredi varsa kaçıracağım şimdi. Şey var mı? Oyunu yükle var sadece. Peki. Bitti diye biliyorum. Sonuna kadar giden var mı içinizde? Hadi. Tamam vallahi şurada bir sahne mahne geçer diye bekliyorum. Bitsin ana ekranda diyesi. Yeter. Aa bitiyor herhalde. Bebeğim, Anılcığım hoş geldin. Saçlar bayağıdır yok ya. Hoş geldin. Dın 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 dın. Yeter artık. Geç. Zengin gözüm. Ne alakası var? Allah aşkına bana bir anlat. Güzel. Ben uzatıyordum. Dedim ya hiç çekilmiyor. Kısa saçın rahatlığı hiç yok. Dedim sıfıra vurdum. Ya bitiyor dedik. Uzattılar yine ya. Biter misin? Lütfen. Artık bit. Ne kadar var daha ya? Anıl öldü ya. Emrah gibi bu da. Selamünaleyküm. Aleykümselam bay bay. Ya Melek ne yapayım bekliyorum ya. Devamında bir şey var diye.
Melek, bunun devamında bir şey var mı ya? Ana ekrana basayım diyorum. Bilmem mi? Ya ama bana bunu yapma ya. Nesin biliyorsun sen? Damla. Evet benim. Bu hangir fotoğraflara bakıyormuş, getirdiler yanıma. Ben de bilgisayarın köşesine, kasanın köşesine koydum, burada duruyor. Bir daha mı göster? Göremedin mi? Ya sen sonunu söylemiyorsun. Yok sana fotoğraf. Gördün mü? Oyun bitmeyecek herhalde. Gördün değil mi? Yine bir yere gittim deme, yemem bu sefer. Hadi ya. Ya ne zaman bitiyor bu? Evet giriyorum. Gireceğim. Boşa bekliyorum. Geçiyorum o zaman. Yok. Yaz. Bitirildi. Evet, bu oyunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Oyunu oynayacaksanız kesin alın, deneyin, oynayın. Acayip güzel bir şey. Dublaj falan akıyor yani.